bu kadar aşağı. Ama bazı hastalarda 200 ki bizim için kafidir. Dolayısıyla bu hastaya göre değişir ama kesinlikle kolesterol aşağı iner. İyi diyetle, doğru diyetle bir insan diyet yaptım, kolesterolüm düşmedi, avanım gibi çıktı diyorsa diyet yanlıştır kesinlikle. Bu yüzden diyetini bir gözden geçirmesi lazım. Daha sıkılaştırması, hayvansal gıdaları çıkarması, daha bitkisel ağırlıklı beslenmesi lazım. Hava Hanım'ın belki size soruları olabilir, dikkatle sizi dinliyor ama şu sorumuzun cevabını alayım mı? Haftada 2,5'tan fazla yumurta yiyenler dedik, reklama gittik. Evet. Nedir cevabı? Şimdi efendim onun cevabı şu, o araştırmanın sonucunu söyleyeyim ben size. Haftada 2,5 yumurta ve fazlasını yiyenlerle 15 günde bir yumurta yiyenler kıyaslanıyor bu çalışmada. Ve bakın erkeklerde prostat kanseri riski fazla yumurta yiyen grupta %81 artıyor. Oo. Tabii bu çok yüksek bir aran. Yani yumurtanın bizim vücudumuza verdiği zarar olarak ille kolesterolü düşünmeyelim yani yumurta. Bakın bir de işe tabii hep evrimsel açıdan bakmak lazım. Yani bizim vücudumuzun beslenme sistemi 20 milyon yılda şekillendi. Bu insanlar 20 milyon yıl boyunca yumurta yiyorlar mıydı? Hayır, yemiyorduk. Bakın bizim bu kümes hayvanlarını besleme, bunları bir yere tutma, yumurtalarından faydalanma imkanımız topu topu 5000 yıllıktır. Onun haricinde tabii ki eski insanlar, ilkel insanlar bundan 40 bin yıl önce de yumurta yiyordu. Ama nasıl yiyordu? Nasıl yiyordu? Doğada bir hayvan yumurtlayacak da o da dolaşırken onu bulacak da onun yuvasından yumurtasını alıp yiyecek. Ama biliyorsunuz hayvanlar yılın 12 mevsimi, 12 ayı devamlı yumurtlamıyorlar. Sadece belirli yumurtlama dönemleri var hayvanların. Yani dolayısıyla böyle doğada serbest hayvanların yumurtasından her gün böyle yumurta yiyerek faydalanmak insan evrimine ve vücuduna ters bir şeydir. Bunu nasıl anlıyorsunuzun cevabını dişlerine bakarak alabilir miyiz acaba? Çünkü izleyicilerimiz için fotoğraflar hazırladık. Evet. Ekranda şimdi verecekler o fotoğrafları. Evet, bu fotoğraf sahiden çok güzel bir fotoğraf. Evet. Evet. Yani insanların etçil mi, otçul mu? Dişlerimiz çok, hangisine benziyor? Tabii dişlerimiz işte burada fotoğraflara bakarak gayet güzel. Şuradan bir ekrandan da bakın. İneğin ineğin dişlerine mi bizim otçul olan ineğin dişlerine mi benziyor diş yapımız yoksa sanırım yandaki bir etçil hayvan herhalde kedi olmalı. Değil mi? Kedi, pars, arslan, çita gibi hayvanlar. Bakın bunlar etçil hayvanlardır. Eti yerler, eti hazmederler ama bakın bizim dişlerimiz ineğin dişlerine ne kadar benziyor. Evet. Çünkü biz otu eğitmeye, öğütmeye programlıyız. Bir de şöyle bir yanlış anlayış var. Onu da hemen söyleyeyim. Hayvansal gıda eşittir. Kas ve güç gibi bir yine yanlış algı var. Yani bizim kaslı ve güçlü olmamız için illa hayvansal gıdaya ihtiyacımız yok. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü spor salonlarına giden binlerce genç maalesef spor salonuna gidiyor, body yapıyor, ağırlık yapıyor diye bol bol yumurta yiyorlar, bol bol et yiyorlar. Onunla da kalmıyorlar. Bir de protein takviyeleri alıyorlar. Fazla protein halbuki onların vücutlarında işte bu demin gösterdiğimiz mangalı yakar. Damarlarındaki, vücutlarındaki enflamasyonu yaratır, artırır. Onlara orangutanları hatırlatmak istiyorum. Bakın orangutanlar asla et yemezler. Sadece ot yerler. Orangutanları biliyorsunuz 300-400 kiloluk dev gibi son derece güçlü hayvanlardır. Orangutanlar bize yakın olduğu için söyledim evrimsel olarak. Bizonlar bunlar hep ot yiyorlar ve aldıkları otu vücutlarında kasa çeviriyorlar. Yani kaslı ve güçlü olmamız için ille böyle yağ, süt, et, bal, peynir bunları yememize gerek yok. Bitkilerden de yeteri kadar protein alırız. Hem de düşük yağlı ve düşük kolesterollü olarak. İnsan örneği vereyim size. Belki buradaki yaş grubu da hatırlayacaktır. Carl Lewis. Carl Lewis Amerika'da 100 metre, 200 metre ve uzun atlama. Hepsinin dünya rekorlarını kırıp hepsinin şampiyonu olan bir atlet. Carl Lewis et yemediği gibi et ürünlerini de yemiyor. Yani sütü, yumurtayı, yağı, yoğurdu da yemeyen bir
tam anlamıyla bir vegan, bir vejeteryen. Yani hiçbir şekilde bunları yemiyor ve sırım gibi bir vücut ve çok güçlü. Bütün dünya rekorlarını kıran bir insan. Evet, evet. Biz de bir rekor kuralım. Şu çıtır soğanı yapalım. Çıtır soğanı yapalım, hadi.